Evliliğimiz iyi gitmiyor. Vaaz serisinde 3. vaaz. Evliliğimiz iyi gitmiyor. Vaaz serisinde 3. vaaz. Tavuk kavgası. Tavuk kavgası. Ben imanlı olmadan yıllar önce bile bir adam bana şöyle anlatıyordu. Ben işten döndüm. Yorgundum. Eşim yemek hazırlıyordu. Benden yardım istedi. Hiç halim yok, keyfim yok. Ama vıdı 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 bitmez. En sonunda mutfaktaydım. Tavuk temizleme istedi. Ben işten döndükten sonra tavuk temizlemek hiç istemiyorum. Çok mutsuzum. Evliliğimiz iyi değil. Eşim cinsel ilişkiyi de istemiyor. Başka bir arkadaştan adamın eşinin şikayetini duydum. Kocam ev işlerine el sürmez. İşten sonra ev işlerine yardım etmek istemiyor. Ben de ev işi yapmak istemiyorum. Sadece o mu bütün gün çalıştı? Ben de çalıştım. Kim yemek hazırlayacak? Kim evimizi temizleyecek? Kocam televizyon izlemek istiyor. Ben de izlemek istiyorum. Fakat iş var. Ya iş. Hayat böyle dönmez. Dönmez bu şekilde. Tavuk kavgası. Fakat tavuk asıl kavga konusu değil, değil mi? Kötü evliliklerinde mutlaka birden fazla husus vardı. Mutlaka bilmediğim kavga ettikleri başka şeyler de vardı. Böyle bir durumda evliliklerinde umut var mı? Umut var mı? Var. Fakat her iki tarafta büyük değişiklikler gerekiyor. Genelde bozuk evlilikte bir ya da iki taraf kendi isteklerinde ısrar eder, taviz vermez. Bir ya da iki taraf eşini mutlu etmek istemiyor, sadece kendisini hoşnut etmek istiyor. Hikayemizde erkeğin ve kadının evlilikten yani eşinden farklı beklentileri var. Beklenti konusunda kültür söz konusudur. Belki adamın büyüdüğü ailede erkekler ev işleri yapmazlardı. Belki adamın annesi ev hanımıydı ve babası ve bizim arkadaş erkekler olarak ev işlerine hiç ellerini sürmezlerdi. Belki adamın ortamında ev işleri yapsaydı arkadaşları önünde alay konusu olurdu. Olabilir, olabilir. Bilmiyorum. Fakat böyle bir durum çok kişi için bir gerçeklik. Adamın eşi bunu anlamazsa ya da anlamak istemezse evliliklerine olumsuz bir etkisi olabilir. Olabilir. Tamam. Fakat bugünler o günler midir? Bugünler o günler midir? Adamın annesi ev hanımıysa bütün gün ev işlerini yapabilirdi. Kocası işten eve dönünce hazır yemek ve tertemiz ev ile onu karşılayabilir. Herkes mutlu çünkü herkesin beklentileri yerinde. Keyifler kek. Fakat bugünlerde yeterli para kazanabilmek için çoğu zaman eşlerin her ikisi de ev dışında bir işte çalışıyorlar. Adam bütün gün çalıştı ve eve dönünce yorgundur. Doğal olarak ev işi yapmak istemiyor. Fakat adama şöyle söyleyebiliriz. Ya kardeş,
siz yeterli para kazansaydınız, eşinizin ev dışında çalışması gerekmezdi, değil mi? Eşinizin parasını tatlı tatlı yiyorsunuz, fakat bu para nereden geldi? Eşiniz de çok çalıştı. O da yorgun. Bütün ev işlerini eşinizin yapmasını istiyorsunuz. Mutfak, temizlik, çamaşır, ütü, çocuk varsa çocuklara bakmak, hep ondan, hep ondan. Eşiniz bu kadar işi yaparken siz televizyon karşısında dinlenmiştiniz, şimdi eşinizden cinsel ilişki istiyorsunuz. Maşallah. Siz keyfinize bakarken eşiniz o zamana kadar tükendi, yorgunluktan bayılmak üzere. Siz temiz evi, işten eve dönünce hazır yemeği ve cinsel ilişki için hazır bir eşi istiyorsunuz. İstiyorsanız o zaman daha para kazan. İçinde yaşadığımız bu zamanlar eski zamanlar değildir. Fakat maalesef kültür, örf ve adet o kadar hızlı değişmez. İnsanlar eski kafasıyla yaşıyorlar bugünlerde, ama bugünler o günler değildir. Evlilikte erkeğin ve kadının beklentileri çok farklı olabilir. Çok farklı olabilir. İdeal durumlarda her ikisi de evlenmeden önce beklentilerini anlatıp beraber anlaşmıştı. Fakat çoğu zaman insanlar evlenmeden önce beklentilerini tam olarak anlatmazlar, birazını geleceğe saklarlar. Evet, bazen insanlar beklentilerini saklarlar ve evlilikte eşlerini şok ederler. Nereden çıktı? Biz evlenmeden önce böyle bir şey olmadı. Nereden çıktı bu? Peki çözüm nedir? Çözüm sevgidir. Kutsal kitaba geçelim. Efesliler 5:25. Ey kocalar, size sesleniyor Pavlus, ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi nasıl sevdi? Kendini feda etti. Peki siz video oyunları oynarken eşiniz mutfakta çalışıyor, sonra bir de ondan cinsel ilişkimi istiyorsunuz. Sizin fedakarlığınız nerede? Bu bencillik değil mi? Bencillik üzerine evlilik kurulmaz. Bencillik üzerinde iyi bir evlilik kurulmaz. Çalışmalısınız. Kültürümde erkekler ev işi yapmaz diyorsunuz. Tamam kardeşim, o zaman kültürünüzdeki gibi ev hanımı için yeterli para kazanmalısınız, değil mi? Eksik nerede? Sizde. Hadi iş başında. Başarısızlık sizde değil mi? Para kazan, eşiniz evde kalabilir, sıkıntı yok. Öyleyse ya kültürünüze göre
daha çok para kazanacaksınız ya da kültürünüzü değiştirip eşinize yardımcı olacaksınız yoksa evliliğiniz bozuk olacak. Seçenekleri bu. Seçim sizde. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Tembellik yapıp her şeyi istiyorsunuz. Rüya görüyorsunuz. Rüya. Uyanın. Uyanın. Efesliler 5:26-29. Devam ediyoruz Efeslilerde. Efesliler 5:26-29. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Nasıl? Kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. İngilizce'de bir deyim var. Seks oturma odasında başlıyor. Seks oturma odasında başlıyor. Ne demek? Oturma odasında mı yapılıyor? Hayır. O demek değildir. Deyimde oturma odası sıradan hayatımızı temsil ediyor. Oturma odası sıradan hayatımızı temsil ediyor. Kocalar, eşinizi kendiniz gibi severseniz genelde eşiniz sizinle cinsel ilişkiye açık olacak. İyi davranırsanız ona istediğinizi verir. Oturma odasında eşinizi mutlu etmeye çalışırsanız genelde yatak odasında onu istekli bulursunuz. Eşiniz sizden ne istiyor? Bir düşünün. Eşiniz sizden ne istiyor? Sevgi istiyor. Sevgi istiyor. Ben sevgi deyince cinsel ilişkiden bahsetmiyorum. Eşiniz işlerinde ona yardımcı olacağınız kadar sevgi istiyor. Takdir istiyor. Fakat siz eşinizin hayatını arka arkaya gelen zorluklar haline sokarsanız sizin istediğiniz de olmayacak. Olmayacak. Sevgi bencillik üzerinde kurulmuyor. Sevgi bencillik üzerinde kurulmuyor. Tembellik üzerinde kurulmuyor. Kocalar, kutsal kitaba göre karınızı sevmelisiniz. Burada bahsedilen sevgi cinsel ilişki değildir. Aslında kutsal kitaptaki sevgi bir duygu değil, bir ilkedir. Bir ilke. Bakalım 1. Korintliler 13:4. 1. Korintliler 13:4. Son derece ünlü bir kutsal kitap bölümü. 1. Korintliler 13, 4. ayetle biz sevginin ne olduğunu öğreniriz. Ama bu Allah'ın sevgisi. Bak, önemli bir şey. Bu bir duygu değil, bir ilkedir. Sevgi sabırlıdır. Sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Böyle davranıyor musunuz eşinize? Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Bu gerçek sevgi. Allah'tan gelen bir sevgi. Sadece değişen bir duygu değildir. Sevgi kaba davranmaz. Kaç evlilikte kaba davranıyorlar birbirine. İyi bir evlilik öyle bir şeyin üzerinde kurulmaz. Gitmiyor o şekilde.
püf noktası. Sevgi ne yapıyor? Kendi çıkarını aramaz. O bencilliğin zıddı. Bencilliğin zıddı kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Evlilikte bir şey ters gelirse alevleniyorlar. Kaba davranışlar, her şey kötü. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Kaç kişi bana gelip dayanamıyorum. Sevgi yok. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Bu gerçek sevgi. Sevgi asla son bulmaz. Maalesef çok evlilikte sevgi kalmıştır. Sevgi kendi çıkarını aramaz. Eşiniz çalışırken, siz video oyunlarını oynarken kendi çıkarınız, kendi eğlencenizi aramıyor musunuz? 1. Korintliler bu aynı kavramı görüyoruz. 1. Korintliler 10. 1. Korintliler 10, 24. ayete bakalım. 1. Korintliler 10, 24. Kutsal kitap, herkes kendi yararını değil başkalarının yararını gözetsin. Bu her imanlı için geçerlidir. Evlilik içinde ne kadar daha önemli. Daha geçerli ne kadar önemlidir. Fakat kendinizi feda etmek doğal bir şey değildir. Zorluk orada. Bu işi yapmak için yeniden doğmalısınız. Doğal olarak bencilsiniz. Ha David, yani çok sert konuşuyorsun bana. Merak etmeyin, ben de öyleyim. Hepimiz öyle. Bencilik bizim doğal yapımızdan oluşuyor. Doğal olarak bencilsiniz ve er ya da geç o bencilik yapacaksınız. Ben de yapacağım. Sürekli başkalarının yararını gözetmek yeni bir yürek gerektirir. Başkalarının yararını gözetmek yeni bir yürek gerektirir. Motivasyonlarınızın pınarı farklı olmalı. Farklı. Bu bir mucize gerektirir. Bu bir mucize gerektirir. Bayanlar, istediğinizi almak için cinsel ilişkiyi bir silah olarak kullanmayın. Adam ne söyledi hikayemizde? Bayan cinsel ilişkiyi kesiyor. Adam bayanın istediğini yapmıyor. Ne yapıyor? İlişkiyi kesiyor. Böyle davranış durumu düzeltmez. Her zaman daha kötüleştirir. Her zaman. 1. Korintliler 7. 1. Korintliler 7. 3. ayetten başlayarak 5'e kadar okuruz. 1. Korintliler 7. 3-5. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Ne hakkını? Bahsettiğimiz hakkı. Karının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir. Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sadece o. Sonra yine birleşin ki kendinizi
denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Fakat bir hanım şöyle söyleyebilir, diyebilir. Kendimi kocama verirsem o zaman tembellikte, bencillikte devam edecek ve hayatımızda bir değişiklik olmayacak. O zaman ne yapacaksınız? Tekrarlıyorum, böyle yaparsanız yani mahrum yani hakkını alırsanız durum daha iyi olmayacak. Durum daha iyi olmayacak. Kutsal kitap da bunu yasaklıyor. Biri bana öyleyse boşanayım. Hayatım kötü. Rab mutlu olmamı istiyor değil mi David Bey? Rab mutlu olmamı istiyor değil mi? Bunu kutsal kitaptan bir ayetle cevaplayayım. 1. Korintliler 7:10-11. 7:10-11 aynı bölümden. Evlilere ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kim buyuruyor? Rab. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin. Ya da kocasıyla barışsın. Çok kere şunu duydum. Ya David Bey, boşarsam bu adamı asla tekrar evlenmeyeceğim. Sadece bu dert bitsin ya. O kadar kötü bir evlilikteyim. Acı çekiyorum. Sadece boşayayım, tekrar evlenmeyeceğim. Bir sene içinde o bayan tekrar evlenecek. Çok gördüm. Sözünü tutamaz. Evliliğin yemini bozdu ve sonra vaat ettiği sözü bozdu. Tutmuyor. Erkek de karısını boşamasın. Rab sizin mutlu olmanızı istiyor fakat kendi yasası dışında değil. Tekrar söylüyorum, Rab sizin mutlu olmanızı istiyor fakat kendi yasası dışında değil. Kendi yasası dışında değil. Rab evliliği, cinsel sadakatsizlik veya ölüm olmadan bozulamaz bir kurum yaptı. Bekarsan iyi seçim. Dua ederek seçim. Bu hayat boyunca. Allah'ın önünde bir antlaşma. Ant içiyorsunuz onun önünde. Ciddi. Siz istediğiniz zaman evliliğe girip çıkamazsınız. Bu yanlış. Bir kere eşinizi seçtiniz. Bir kere. Eşinizin davranışlarını direkt olarak değiştiremezsiniz. O bencil olursa onu nasıl değiştirebilirsiniz ki? Ne yapabilirsiniz ki? Öyle davranıyorsa ne yapabilirsiniz ki? Hiçbir şey. Sadece bunlar. Dua edebilirsiniz. En etkili şey odur. İkinci olarak yapabileceğiniz en etkili şey kendi davranışlarınızı değiştirmektir. Dua, sonra en etkili şey kendi davranışlarını değiştirebilirsiniz. Çünkü başkalarına hizmet etmekten hoşnut olursanız mutlu olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi yani bunu yapmak için yeniden doğmalısınız. Doğal değildir. İnsanlar bencil, doğuştan bencil olduğu için kendi çıkarını arıyorlar. Fakat Rab diyor ki, benim kutsal ruhum içine gelirse siz başkalarına hizmet verebilirsiniz.
ve bundan zevk alabilirsiniz. Bu doğal bir şey değildir. Bu bir mucizedir. Gerçekten kendilerini sevenler, sevenleri sevmek kolaydır. Düşmanlarını sevmek o bambaşka. Ama Rab bizi buna çağırıyor, değil mi? Rab açıkça söyledi, düşmanlarınızı sevin. Evlilikte, hayatı boyunca onunla birlikte yaşayacağımızı ve seveceğimizi an içtiğim kişiyi sevmek son derece önemli. Sizce sevgi bir alışveriş unsuruysa bu gerçek sevgi değildir. Ne yapıyorsunuz? Ya bunu yaparsan bana, o ben bunu yapacağım. Yani imansızlar bunu yapmaz mı? Rab bizi daha üstün bir sevgiye çağırıyor. Ama biz yapamıyoruz. Siz bunu kendi gücünüzle yapmaya çalışırsanız boşa çıkacak ve çok dertli olacaksınız. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. O yüzden Rab'den sevgi alacaksınız. Gerçek sevgi bencillik üzerinde kurulmaz. Gerçek sevgi bencillik üzerinde kurulmaz. Evliliğiniz kötü ise üzülüyorum sizin için. Kolay bir şey değildir. Hayatının en acı veren bir şeyden biridir. Rab mutlu olmanızı istiyor. Ben de mutlu olmanızı ve evliliğiniz iyi olmasını istiyorum. Fakat Allah'ın yasasının içinde. Sizin eşiniz yanlış yapıyorsa, imanlı olmazsa ya da kötü davranıyorsa, dua edeceksiniz onun için. Başka bir şey yapamazsınız. Tek şey hariç, kendinizi değiştirebilirsiniz. Yani Rab'bin sizi değiştirmesini rica edebilirsiniz. Ve hizmet vermeyi seven bir kişi olabilirsiniz. Belki o çekici sevgi bir değişiklik yapabilir eşinizde. Dua ediyoruz ve siz de dua edin. Amin. Bugünkü programımıza katıldığınız için çok mutluyuz. Bugün size özel bir hediyemiz var. Yol, Gerçek ve Yaşam kitabı. Bu kitap 150'den fazla dile çevrilmiştir ve sizin için de büyük bir berekete olacağına inanıyoruz. Eğer bu kitabı ücretsiz olarak almak isterseniz, lütfen adınızı ve adresinizi ekranda gördüğünüz e-posta adresine gönderiniz. Sizden haber.